Peki üniversite olarak bir oyun yapmak istedik animasyon stüdyosunun altında. Ve ortaya Adem çıktı. Fikir rektör hocadan çıkmıştı ve Adem'in isim babası ismini koyan da rektör hocadır. Türk motiflerinin içerdiği, herhangi bir şiddet içermeyen ve insanların oynarken eğleneceği bir sonsuz koşu oyunu yapmamız gerekiyor. Bursa'ya giderek oradaki eski Osmanlı sokaklarını fotoğrafladı. Oradaki o dönemki esnafların giydiği kıyafetleri, o zamanki yapıların renklerini vesairesini araştırdık. Ve ortaya bir Adem konsepti çıktı. Bugün baktığın zaman Adem aslında o dönemki bir sokakta, bir pazar yerinde koşturan, o dönemin kıyafetlerini giyen bir çocuk. Kafasında fesi, üzerinde, belinde kuşağıyla. Adem tamamıyla bir Türk motiflerini içeren bir oyun. Yani herhangi başka bir şey alınmış, başka bir yerden şu güzelmişlik alınmış yapılmış bir şey değil. Tamamıyla her şey bize ait. Bütün modeller, bütün tasarım, bütün konsept burada bizim stüdyolarımızda hazırlandı. En insan oyunlarla diğer piyasadakilerle karşılaştığınız zaman engellerin arasından geçmek diye bir şey yoktur ama Adem'de eğer düzgün bir zamanlamayla komut verirseniz iki engelin arasından geçip gitmenize de olanak sağlıyor. Adem şu an için sadece Android Market'te mevcut ama Windows 8 Store'a ve Apple Store'a da önümüzdeki günlerde tekrar orada da yani yerini alacak Adem. İlk görücüye çıkışı okulumuzun yaz okulu haftasıdır. Ve bu hafta içerisinde aşağıda ödül turnuva düzenlendi Adem'de. Kazananlara, başarılı olanlara ödüllerini verdik. Ve o sırada da geri aldığımız dönüşler çok güzeldi. İnsanlar sürekli oynamak istiyordu. Sadece işte yüksek skor yapıp hediye almak için değil, aynı zamanda oyunu çok yüksek skor da yapamazsa oyunun başına kalkmadan oynamak isteyen kişiler vardı. Bu bizim için çok önemli bir geri dönüştü. Kendi mocap'lerimizi kullandık. Animasyonları mocap olarak yerleştirdik. Unity oyun motoruyla yapıldı Adem. Ve bütün platformlarda çalışabilir bir şekilde yazıldı. Dijital oyunlar hani günümüzde gençler, çocuklar çok sık oynuyor. Yani bir oyun bağımlılığı oluşuyor. Oyun bağımlılığı dediğimiz şey psikolojik olarak şöyle ortaya çıkıyor. Bu oyunlar insanlara bir takım görsel uyaranlar sunuyor ve bu uyaranlar insanlarda psikolojik hoşluk yaratıyor. Şimdi bu konuda ailelere şunu tavsiye ediyoruz. İlk önce çocuklarına oyunla geçen zamanı kısıtlandırmaları gerekir. Yani şu anda günümüzde aileler de işte bilgisayar ve iPhone'la çok vakit geçiriyorlar. Ailelerin kendileri de bu çocuğa bu konuda örnek olabilmek için bu zamanı kısıtlamaları gerekir. Çünkü eğer bir çocuk akşam geldiğinde, okuldan geldiğinde işte elinde iPhone'uyla annesini ya da bilgisayarıyla babasını gördüğü zaman annesi babası ona hadi artık oyunun başından kalk derse bu çocuk için inandırıcı olmayacaktı. Şimdi tabii günümüzde artık hani teknoloji çağındayız. Hani çocuklara hiç oynama demek mümkün değil. Yani genel olarak mümkün olduğunca az oynanmasını tavsiye ediyoruz ve oynanacak oyunlar içerisinde de bir kere oyunlar şiddet içermemeli. Onun dışında dikkati, hafızayı, muhakemeyi geliştirecek oyunlar olmalı. Yaratıcılığı geliştirecek, keşif yapmayı geliştirecek bu tarz oyunlar çocuklar için daha uygun. Böyle düşünüyoruz. Şimdi Adem oyunu şiddet içermeyen bir oyun olduğu için hani bunu da oynanacak oyunlar listesine ekleyebiliriz. Animasyon stüdyosu olarak sadece oyun da yapmıyoruz. Oyunun yanı sıra seri çizgi diziler, kısa filmler, tanıtım filmleri ve diğer oyunlarla çalışmalarımız devam ediyor ve artarak da devam edecek.